Anahtarı Yunus'a bıraktım. Sabah Güney'i aradım. Ben teyzene gidiyorum, anahtarı Yunus'tan alırsın dedim. O da ben kuzeyin evine bir daha gelmem dedi. Giderse eşektir zaten. Ya ne yapıyor, nerede kalıyor bilmiyorum ki. Ne hali varsa görsün artık, beni hiç ilgilendirmiyor. Gidiyorum ama aklım onda. Allah korusun, ya üzüntüden hasta falan olursa? Ya ne bitmedik çilem varmış benim de ya. Ama böyle olmaz ki bu işler. Ya o olmamalı yani. Ya tamam, ya yıllarını geçirmişler beraber. Hani bir ortak geçmişleri var ama... ben de dış kapının mandalı değilim, değil mi? Hani... ya ne bileyim, bu kadar şey oluyor yani, bir şey söylenmiyor bana. Ya onun üzüntüsüyle üzülürüm, sevinciyle sevinirim ben de. Ha niye benimle bir şey paylaşmıyor? Hayatım, senin bilmediğin ne biliyor musun? Kuzey ile Güney'in kavgası, evet. Yine girmişler birbirlerine. Çıldırmış Kuzey. İllallah demiş artık. Ne yaptı biliyor musun? O hışımla. Geldi bizim Cemre'ye evlenme teklif etti. Ya. Yok kız, Cemre kabul etmedi. Hay Allah. İyi de etti aslında. Ay ben bilmiyorum vallahi. Ben bunların işini akıl sır erdiremiyorum ki. Anam. Of, bunlar da ne konuştular, ne konuştular? Yani seni doldurmak için söylemiyorum. Yanlış anlama mı yani? Bunlar evliyken bu kadar çok konuşmadılar. Ay. Buraya yolluk bir şeyler koydum. Al. Ne zahmet ettin? Emanet de içinde. Sağ ol. Allah'a ısmarladık. Güle güle Handan Hanım. Güney'den çekme elini. Ara sıra yokla, olur mu? Güle güle Handan Hanım. Yolun açık olsun. Sağ ol. Heh, nihayet. Sen merak etme Sami amca. Ben otobüse bindiririm. Gidene kadar da beklerim onu. Yolcu ederim. Sağ ol. Vedalaşma uzun sürdü. Bu uzak bir yere gidiyor, bak ben sana söyleyeyim. Belki de Kuzey'in yanına gidiyor, bu kim bilir? Şuradan dön, şuradan. Mendoburla karşılaşmayayım. Aşk olsun yenge ya. İnsan hiç gelinle beni de bur der mi ya? Ne gelini be? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Tövbe. Gel alsın. Ya hem sen her şeye niye karışıyorsun ha? Önüne bak. He? Ah, ne oluyor? Yunus'la Handan Hanım geçti, gördün mü? Gittiler beraber. Yok, görmedim. Niye gelmiş Handan Hanım ya? Kim bilir? Kızlar, çay demlenmedi mi daha? İki dakikaya hazır abla. Ne oldu, konuştunuz mu Zeynep'le? Konuştuk. Söyledin mi? Ben seninle işmiş yapmam. Yolun açık olsun dedim mi? Yani tam olarak öyle demesem de onun gibi şeyler söyledim. Ne oldu, bozuldu mu çok? Yo, iyi ayrıldık. Aman iyi iyi, boş ver be. İyi oldun da ama. İyi olmamız lazım çünkü beraber çalışacağız artık. Ne? Anlaştık, el sıkıştık. Hayda. Ya hani o kadar attın tuttun arkasından dün akşam? Üf, ne yapayım anne ya? Çok damarıma bastı, ben de üstüne üstüne gittim. Sen bilerek yapıyorsun değil mi? Anlaşmadan dönen önce ben olayım diye yapıyorsun. Kapıma gelip vazgeçelim diyen sen değil misin? Senin ağzına laf verir miyim ben be? Kıvıran ben olmayacağım. İyi tamam, neyse ne. Pilavdan dönenin kaşığı kırız. Şu dakikadan itibaren ortağız. Sonra pişman olma ama. Tam ortağız dedik ya işte. Bir dakika, bir dakika. Dur, dur. Tamam, anlaştık, ortağız. Allah senin tependen baksın, he mi? Kızım, inat uğruna ortak olunur mu ya?
Allah Allah. Şunu yaptığını görüyor musun? Ne terelerli ya. Ne yapayım anne? O zaman da dönek diyecekti bana. Ay ne derse desin Cemre ya. İnsan sırf hırsından böyle bir işe kalkışır mıymış? Ay Cemre yani. Allah iyiliğini versin senin. Sırf hırsımdan değil. Ne bileyim organizasyon işi de aklıma yattı benim. Aa, organizasyon işi mi yapacaksınız? E iyiymiş. Ama bırak Allah aşkına ya, birbirlerini yiye yiye iş mi yapılırmış? Ya her zaman bir arada olmamız gerekmeyecek. Ayrı ayrı evlerimizden de çalışabiliriz. Üf, ne yapayım anne? Bir kere kabul ettim, idare edeceğiz. Muhasebeciyle görüşeceğiz. Bu yasal işlemler falan nasıl oluyormuş? Bunları bir öğreneceğiz. Ay ne diyeyim artık Cemre ben bunun üstüne? Akacak kan damarda durmazmış. Ne yapayım Aynur? İyi düşünelim, iyi olsun artık. Ne yapalım? Hayırlısı. Hayırlısı yani. Hayırlı olsun Cemre'ciğim. Hayırlı olsun.